Neba Çehre'ye rastlıyoruz alışveriş merkezinde. Ekranlar onu özledi. Ben de ekranları özledim ama maalesef iyi bir şey gelmedi aynısı. Yani okey diyeceğim bir şey. Zengin kadın rollerinin kendisini kalıplaştırdığı görüşünde. Yani ben oyuncuyum yani. 127 sinema filmim var, hep söyleniyorum. Kalıplaştırdılar biraz beni. Yani oyuncuya yakışmıyor. Kendimi açamıyorum oyunculuk adına. Aşkı Memnun'un Firdevs ve Bihteri'ydi onlar. Ekranlar böyle bir anne kız performansı görmemişti. Sen güçlüsün Bihter. Herkesten daha güçlüsün. Herkes için en iyisi bu, sen de biliyorsun aslında. Beren Saat'in sosyal medyaya yüklediği gözü yaşlı fotoğrafına o güzel gözlerin hiç nemlenmesin yazmıştı bir anne şefkatiyle. O benim kızım ya, yani çok sevdiğim bir insan. Onun en ufak üzüntüsü beni de üzüyor. Umarım ki o çok mutlu olur. Hakikaten gözünde nem bile olmasın. Bihter Ziyagil'im ben. Firdevs Yöroğlu'nun kızıyım. Kimse ayaklarının altına alamaz beni. Görüşebiliyorlar mı peki? Görüşemiyoruz ama aynı kuaföre gidiyoruz. İşte görüşelim diyoruz. Bir türlü onun yoğun bir çalışma temposu. Neba Çehre bu dönemde Beren Saat'ten biraz uzak kalmanın daha iyi olacağı görüşünde. Biraz da fazla uzak da kalmak istiyorum. Çünkü bu ara çok onun üzerinde her şey dönüyor. Bu arada da bir şey çıkar. Hani onun içinde olmak istemiyorum. Bir de çok duygusal bir insan kendisi. Çok. Balık burcu benim gibi. Zaten görüştüklerinde de malum boşanma konularına hiç girmemeyi tercih edermiş. Yok, onu ben mümkün olduğu kadar bir araya geldiğimiz zaman o konulara hiç değinmiyoruz. Değinmemekte de fayda var. En güzel insan kendi işini kendi çözer. Ama bir anne şefkatiyle her zaman Beren Saat'in yanında olduğunu bir kez daha belirtiyor. Ama bir dost olarak aradığı zaman her zaman yanındayım. Bir annesi, bir ablası gibi her zaman. Peki, çok teşekkürler. Rica ederim.